Dün siyasetin yoğun gündemine bir virgül koyup aslında Türkiye'deki siyasetin de bir unsuru haline gelen göçmenleri, Suriyeli göçmenleri konuşacağız özellikle. Neden? Çünkü Dünya Mülteciler Günü ve bu mesele aslında yoğun gündemin satır aralarında kalıyor ama kalınmayacak, kalmaması gerekecek kadar önemli. Hayata destek nedir birazdan soracağım ama hayata destekten Fatih Kıyma bizimle birlikte ve kendisiyle konuşacağız. Şimdi bu Dünya Mülteciler Günü'nde Suriyelileri konuşuyoruz çünkü tam da seçime giderken yine sokaklarda ya bu Suriyelileri acaba işte kimlik verdiler, oy mu kullandırtıracaklar, işte öyle mi olacaklar, bu Suriyeliler bir siyasi malzeme olarak kullanılıyor mu kullanılmıyor, biraz da bu da gündemde, hem de sizinle bunu konuşmak istiyorum. Bana ama bir cümle ilk önce hayata destek nedir uzun olarak anlatmazsanız memnun olurum. Çünkü esas konunun özünde kalmak istiyorum. Evet, çok kısa bir şekilde anlatayım Şenol Hanım. Çok teşekkür ederim. Hayata Destek Derneği 2005 yılından beri faaliyetlerini Türkiye ve çevresi bölgede yürüten insani yardım kuruluşudur. 5 kadın tarafından kurulmuştur ve temel faaliyet alanı mültecilere koruma faaliyetleri sunmanın yanı sıra mevsimlik tarım alanında özellikle çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve bunun haricinde afete hazırlıklılık çalışmaları yürütmektir. Şimdi dolayısıyla siz birebir Suriyelilerle, mültecilerle çalışıyorsunuz. Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın Suriyeli var ki bu sadece resmi rakam. Bu resmi rakama bu AFAD'ın verdiği rakamlar. Şimdi artık kamplardan da çıktılar. Büyük şehirlerde normal birer yaşam kurmaya çalışıyor çoğu Suriyeli mülteci. Dolayısıyla belki de sayıları daha fazla, tam kesin bilmiyoruz. Dünya genelinde de 70 milyona ulaşmış bir mülteci sayısı var. Dolayısıyla dünyanın bu gidişatında bu da ayrı bir soru. Ama Türkiye'yle başlayalım. Şimdi aradan geçen bu zaman, bu arada Suriyeli mülteciler diyoruz ama bunun üzerine Afganistan'dan gelenleri koyun, Libya'dan gelenleri koyun, Mısır'dan gelen, diğer Arap ülkelerinden, bölgeden gelenleri koyun. Belki de daha fazla sayıda mülteciyi ağırlıyor Türkiye. Biraz bize durumun çarpıcılığını anlatın. Bugün Türkiye'de bu mültecileri ne kadar entegre edebildi Türkiye ve sorunlar hala neler? Evet, kısaca toparlayalım genel tabloyu isterseniz. Siz de rakamları güzel toparladınız aslında. Türkiye'de kayıtlı olan, geçici koruma statüsünde kayıtlı olan 3,7 milyon Suriyeli kişi olduğunu biliyoruz. Bu Birleşmiş Milletler verileri de aynı şeyi söylüyor. Fakat dediğiniz çok doğru, bu kayıtlı rakam. Kayıtlı olmayanları takip etmek için elimizde herhangi bir araç yok. Ve bunun üstüne aynı şekilde Afgan kökenli olsun, farklı uluslardan, Irak kökenli olsun, farklı uluslardan mülteciler de var. Suriye krizinin 9. yılına giriyoruz. Geriye baktığımızda ilk ülkeye kitlesel giriş çok ani oldu ve gerek Türkiye sivil toplumu, gerek insani yardım camiası, gerek kamu bu konuda tabii ki çok hazırlıksız yakalandı. Ama 9 senede çok şey öğrendiğimizi söylemek mümkün. Gitgide daha güçlü işbirlikleri kurduğumuzu, koordine içinde çalıştığımızı, gerek uluslararası ajanslarla, gerek ülke içinde kamu ve sivil toplum olarak çok şey öğrendiğimizi söylemek mümkün. Neyi iyi becerdik? Temel hak ve hizmetlere erişimi iyi becerdik. Bunlar acil ihtiyaçlar olarak tanıdığımız şeyler. Bunları iyi becerdik. Fakat 9. yıla giren bir krizde asıl ihtiyacımız olan uzun erimli çözümler. Bunlar ne demek? Yani çocukların eğitime erişim örneğin. Rakamlara bakacak olursak Türkiye'de 1,7 milyon Suriyeli çocuk yaşta, yani 0-18 yaş arasında ve bunlardan 1 milyonu okul çağında. Peki bunların ne kadarı okula gidebiliyor diye baktığımızda %40'ı okula gidemeyen kesim. Dolayısıyla 400 bin çocuk okul çağında eğitime katılımda bulunamıyor. Bu bize bir kayıp jenerasyon riski. Eğer uzun erimli bir krizle karşı karşıyaysak bu problemi çözmemiz gerektiğini acilen vurguluyor. Şimdi yani eğitim sorunları bir tarafta, entegrasyon sorunları bir tarafta, beraberinde çıkan çok fazla toplumsal ve kültürel meseleler var. Şöyle İsterseniz sorayım size. Bu 3,5 milyon, şimdi sizin de söylediğiniz gibi doğan bebekler var. Dolayısıyla bu rakamı yukarı çekiyoruz. Ne kadarı gider? Yani herkes diyor ya bunlar gidecek. İşte siyasiler diyorlar ya biz bunları göndereceğiz. Yok bunları işte özel bölge yapacağız. Seçim tartışmaları sırasında böyle bir takım retorikler var. Ne kadarı gider? Yani ne kadarının kalacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki çok net bir şekilde söylemek zor. Ne kadarı gittiği önce söyleyeyim isterseniz size. Gönüllü geri dönüş dediğimiz, bu hassas bir kavram çünkü gönüllü olması tabii gerek bu geri dönüşün uluslararası sözleşmeler itibariyle. Gönüllü geri dönüş yapan hali hazırda Suriyeli sayısının 300 bin kadar olduğunu biliyoruz. 300 bin ülkesine döndü.
Tabii geri kalanı niye geri dönmeye diye de aynı soruyu, aynı serzenişleri toplumdan görüyoruz. Fakat verilere bakalım. Dünyada daha geçmişte göç olaylarından ne öğrendiğimize bakalım. Şu an raporlara baktığımızda maalesef yerinden edilmiş kişilerin, zorla evini terk etmekte zor kalan kişilerin evine dönmesinin ortalama 17 yıl sürdüğünü biliyoruz maalesef. 17 yıl. Bu çok uzun bir süre. Şimdi bunu özellikle sordum. Dolayısıyla aslında kamuoyunun bir kere şunu özümsemesi ve de idare edenlerin de bunu anlatması gerekiyor ki biz bu 4 milyona yaklaşan Suriyeli ile birlikte bir yaşam kurgulamak zorundayız. Dolayısıyla bunun nasıl bir yaşam olacağı ve onların bu yaşamın içinde nasıl yer alacağı üzerine kafa yormamız gerekiyor. Çünkü şu anda herkesin bunlar ne zaman gidecek sorusu, gitmeyecekler. Artık bu toprakların insanlar, daha önce de gelen mülteciler gibi, değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Aynen bu şekilde. Şiran, izin verirseniz yine ilgili bir veri paylaşmak isterim. Yine raporlar vasıtasıyla biliyoruz ki eğer biz bu insanlara ihtiyaç oldukları meslekleri, eğitim imkanlarını sağlarsak bu insanlar burada kalır gibi bir korku aslında yanlış. Çünkü raporlar bize gösteriyor ki bir ülkenin yeniden inşasında, örneğin Suriye'de güvenli bir yaşamın şu an sağlandığını varsayalım ve orada altyapının modern, insan onuruna yakışır bir altyapının tekrar inşa edileceğini varsayalım. İkinci ülkede, yani çevre ülkelere sığınmış mültecilerin oradaki yaşamdaki başarıları, üretici, girişimci, tüketici olarak hayata daha sıkı tutunmalarının evlerinin yeniden inşası içinde kaynak yarattığını biliyoruz biz. Dolayısıyla tekrar 17 sene sonra, ama 20 sene sonra, ama 5 sene sonra evlerine dönme ihtimallerinin bilinciyle burada onların onurlu bir yaşama, kendi kendine yeten bir yaşama tutunmalarını eğer teşvik edersek aslında geri dönmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Şimdi biz aslında göç vermiş bir ülkeyiz. Başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine ve sonrasında başka ülkelere de, Afrika'ya, Güney Afrika'ya, Avustralya'ya, dünyanın pek çok kesimine. Ve genelde hep böyle Türklerin işte orada nasıl algılandığı, nasıl bakıldığı, işte ne yapıp ne yapmamadığı konusu bizim en hassas konumuzdur. Ama bizim evimize gelen mültecilere de biz aynı eleştirdiğimiz gibi yaklaşabiliyor, bakabiliyoruz. Türkiye'de Suriyelilerin gelmesiyle birlikte artan bir ırkçılık var mı? Artan bir tepki var mı? Yoksa bu abartılıyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz? Tehlikeli boyutlarda mı? Tehlikeli boyutlarda mı? Hayır. Tekil yerel gerilimler haricinde sistematik bir nefret odaklı saldırılara neyse ki şahit olmuyoruz. Toplumumuzun büyük kesimi bu konuda hala sağduyulu hareket ediyor. Fakat tekil olaylar üzerinden mahalle ölçeğinde ya da kamu hizmetlerine erişimde yerelde zorlanan kapasitelerden ötürü gerilimler tabii ki oluşabiliyor. Yine güzel bir karşılaştırma yaptınız. Almanya'daki Türk kökenli azınlıklar ve Suriye'de, Türkiye'de şu an Suriyeli büyük bir azınlığımız olması konusunda. Bir karşılaştırma yapacak olursak yine verilerle Türkiye'de aslında yardıma muhtaç olarak gördüğümüz Suriyeli nüfusun %8.7'sinin üniversite mezunu olduğunu biliyoruz. Yine benzer şekilde Almanya'da Türk diasporalarında yaşayan azınlıklarımızın üniversite mezuniyet oranının %2 olduğunu biliyoruz. Arada böyle bir fark var. Fakat ben bunu Almanya'da yaşayan Türk asıllıların eğitimsizliğini vurgulamak için değil, tam tersi o eğitim seviyelerine rağmen orada yarattıkları müthiş katma değere vurgu yapmak için kullanıyorum. Sadece %2 yüksek öğretimle bile Almanya'nın bugün patronları, işverenleri, sanayicileri, değil mi? Parlamentosunda işte milletvekilleri var. Demek ki %2'lik bir oran bile bunu sağlıyor. O zaman %8'lik bir yüksek eğitimli Suriyeli Türkiye için büyük bir kaynak. Aynen öyle. Bunu vurgulamak istiyorum zaten. Kendi kendine müthiş bir katma değer üretebilecek. Gerek tüketici, gerek üretici, gerek girişimci olarak müthiş katma değerle ekonominin ivmelenmesine katkıda olabilecek bir kesimden bahsediyoruz artık. Keza Suriyelilerin şu an Türkiye'de 10 bin resmi işletme kurduğunu biliyoruz ve bunun 100 bin kişilik bir istihdam yarattığını biliyoruz. Bir de tabii ki bunun kayıt dışı boyutu var. Peki ama bu işte bir sorun. Çünkü biraz baktığımız zaman yoldaki halk ya da vatandaşlarımız şöyle bak, bu Suriyeliler geldiler, bizim işlerimizi aldılar. Aslında bu neden yine paradoksal bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde önümüze konulan dosyalardan biriydi. Türkler gelecekler, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da işleri elden, Fransa'da işlerimizi elden alacaklar. Şimdi aynı şeyi biz yaşıyoruz. Doğru mu bu? Yani Suriyeliler gelip işleri elden alıyorlar mı? Bakın bu çift kutuplu ve çelişkili bir argüman aslında şu anlamda. Hatta bu konuda çokça espriler de yapılır. Göçmenin aynı anda nasıl ikisi olabildiğini. Bir yandan
olumsuz bir söylem, tembeller, yardıma muhtaçlar, çalışmak istemiyorlar. Diğeri de işimize göz koydular, işlerimizi elimizden alacaklar. Bu ikisinin de mümkün olamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla biri yanlış. Aslında yine biliyoruz ki onlar farklı bir beceri setiyle bu ülkeye geldiler. Birçoğu Türkçe öğrenmek istiyor, çalışmak istiyor ama birçoğu da aynı zamanda girişimci olmak istiyor ve girişimci olduklarında sadece Suriyelileri istihdam etmiyorlar. Örneğin bir lojistik firması kuruyor ve dil bilgisine ihtiyaç duyduğu için Türkçe bilen Türkiye'li şoförleri istihdam ediyor. Dolayısıyla bu iki ekonomiyi birbirinden tamamen ayrı da değerlendiremeyiz. Evet, şimdi burada mesela devletin sizce sıkıntısı var mı? Yani önce onu sorayım. Örneğin burada, bizim de burada işte Beyoğlu'nda görüyoruz, Beyoğlu'nun civar sokaklarında görüyoruz, kebapçı açan var, yemek, işte Suriye yemeklerinin satıldığı restoranlar var, müzik yapan gençler var. İş açmak istediklerinde, istihdam yaratmak istediklerinde bunun için Türkiye hazırlıklı mı? Mesela bunun bir altyapısı kuruldu mu? Hukuki olarak mesela vergi veriyorlar mı? Çok halk dilinden sorayım size. Bu insanlardan vergi alınıyor mu? Bu insanlar kira ödüyorlar mı? Bu insanlardan diğer Türk işletmecilerden, yani Türkiye'li olanlardan kesilenler kesiliyor mu? Tabii yaratmak gerekirse öncelikle belki şuradan başlamak lazım. Türkiye'de Suriyelileri hariç tuttuğumuzda dahi kayıt dışı ekonomi çok büyük bir problem. Bazı raporlara göre Türkiye'nin %30'undan fazlası kayıt dışı ekonomi. Bu ne demek? İşveren vergisini ödemez, çalışan güvencesiz çalışır. Herkes açısından aslında büyük bir problem doğurur bu durum. Yine Suriyeliler üzerinde ekonominin dinamikleri bu olduğunda tabii ki bir Suriyeli iş kuracağı zaman bunu kayıt dışı yapmayıp bütün vergilere tabi olmak istediğinde onun için bir rekabet dezavantajı oluşuyor mevcut ekonomik koşullarda. Tabii ki yine halkımızın olumsuz kaygılarını besleyen aslında bazı kavramların karıştırılmasından kaynaklanıyor. Ne olabilir bu? Örneğin bir Suriyeli girişimci ilgili projenin teşviğinden faydalanmıştır ve bir küçük bir vergi muafiyeti doğmuş olabilir oradan. Bu ağzına ağza aktararak Suriyeliler vergi ödemiyor diye anılabiliyor. Ama cevabı kısa vermek gerekirse cevabı hayır. Bir resmi işletme kuran ya da resmi bir işte sigorta olarak çalışan Suriyeli diğer tüm Türkiye vatandaşları gibi vergisini öder ve ilgili yönetmeliklere tabi eder. Peki o zaman siz hayata destek olarak bize Suriyelilerin şu andaki problemli tarafını söyleyin. Çocuk istismarı mıdır? Suriyeli çocukların çocuk yaşta çalıştırılması, yine çocuk kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, özellikle kız çocuklarının maruz kaldıkları şiddet, taciz gibi işte ya da seks işçisi olarak çalıştırılma, kaçırılma gibi sorunlar mı? Kadınların, yine Suriyeli kadınların istihdam sorunu mu? Yani nedir en bugün can alıcı ve can yakıcı sorun mültecilerle ilgili? Suriyeli mültecilere şu an en öncelikli ihtiyaçlarınız nedir diye sorduğumuzda aldığımız cevaplardan bahsedelim. Suriyelilerin %95'i öncelikle en büyük ihtiyaçlarından birinin Türkçe öğrenmek olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında tabii ki ikinci cevap geçim kaynaklarına erişim, meslek sahibi olabilmek. Üçüncüsü eğitime erişebilmek. Ve burada temel problem aslında yasal statüyle ilgili. Türkiye'de Suriyeliler geçici koruma statüsü altındalar ve bu onlara belli hakları, belli temel hak ve hizmetlerden erişme hakkını tanırken çalışma hakkı sınırlı kalabiliyor. Örneğin 3.7 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz fakat 2018 yılında örneğin yeni verilen çalışma izni sayısı 30 binle sınırlı kaldı. Bunun birçok sebebi var, birçok katmanda sebebi var. Bürokratik engeller, dil engeli olabilir. Farklı sebeplerden çalışma izni edinemiyor Suriyeliler ya da ekonomik koşullardan ötürü çalışma izniyle çalışacağı zaman aslında rekabet dezavantajından ötürü böyle bir şey oluyor. Yine başka bir başlık altında değerlendirmek gerekirse bizim olumsuz başa çıkma stratejileri olarak andığımız bazı başa çıkma stratejileri var. Bunlardan biri çocuk işçiliği örneğin. Ailenin gelirine katkıda bulunmak için erken yaşta okuldan kopan ve merdiven altı atölyelerde ailesine ekmek götürmek. Bunların mesela nedir? Bir rakamı var mı? Mesela tarımda çalıştırılan kayıt dışı çocuk işçiler ya da sanayide çalıştırılan var mıdır? Yani rakamsal olarak söyleyebiliyor musunuz? Tabii. Türkiye'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliği bizim özellikle çalıştığımız bir alan. Bu alanda çok fazla Türkiye'li çocuk da çalıştırıyor ve en azından Suriyeliler üzerinde bu rakamın 200 bin kadar olduğunu 200 bin Suriyeli çocuk kayıt dışı
çalıştırılıyor bugün. Tarım sektöründe yalnızca, evet. Tarım sektöründe sadece. Diğer sektörlerde, işte burada İstanbul'un arka mahallelerindeki küçük atölyelerde, araba tamircilerinde vesaire. Bu daha kayıt dışı bir rakam olduğu için bu denetleme yöntemimiz yok aslında. Tarım alanında bunu denetlemek biraz daha kolay çünkü orada küçük tarım işletmelerinin zaten sigortalı işçi çalışma zorunluluğu yok ve biz bunu aslında denetleyebiliyoruz. Fakat İstanbul'da zaten birçok Suriyeli'nin kayıt dışı çalıştırıldığı için bu kayıt dışı atölyeleri denetleme şansımız biraz, biraz önceki sorum, yani bu çocukların tacizi ya da işte insan kaçakçılığı ya da işte küçük kızların, Suriyeli kızların farklı amaçlarla pazarlanması, bütün bunlar ciddi bir boyutta mıdır? Bir. İkincisi, eğer bu meselelere ciddi kalıcı çözümler bulunmazsa sizde büyük bir sosyal patlama ve gerçekten mafyalaşma ya da işte ne bir uyuşturucu gibi pek çok sorunu da beraberinde getirecek bir gelecek görüyor musunuz? Bu konuda tespitler yapılıyor. Bu rivayet midir, gerçek midir? İzin verirseniz bunu genel olarak suça yönelim başlığı evet. altında değerlendirmek istiyorum. Suriyeli mülteciler özelinde bir olumsuz başa çıkma stratejisi olarak suça yönelim görmüyoruz. Görmüyoruz. Suriyelilerin suç oranına baktığımızda Suriyeli nüfusun Türkiye'deki suç oranının altında olduğunu görüyoruz. %2'nin altında olduğunu eminim. Sanırım %1.7 civarındaydı. Türkiye nüfusunun ortalaması, yani kişi başına düşen suç miktarı Türkiye nüfusunda Suriyelilerden olduğu daha fazla ve daha da iyisi aslında bu rakamın daha da düşüş eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani yukarı doğru bir trend değil, aşağı doğru bir trend görüyoruz. Bu anlamda suça yönelim olduğunu söylemek adil olmaz. Peki ciddi problem gördüğünüz alanlar var mı? Yani yine de sosyal entegrasyon konusunda işte biraz önce söylediğiniz eğitim hakkından mağdur olan çocuklar büyüdüklerinde ne yapacaklar? Yani birazcık hani hükümeti idare edenlere, belediyelere ne mesajınız olurdu? Ne yapılması gerekiyor? Nedir eksik olan şu anda? Evet, entegrasyon başlığı altında değerlendirecek olursak iki en önemli başlık gerçekten eğitim ve geçim kaynaklarına erişim. Evet. Bu iki başlığı çözemezsek entegrasyonu da sağlayamayız. Çocukların eğitime katılımını sağlayamazsak evet bu sefer kayıp jenerasyon dediğimiz olguyla karşı karşıya kalırız. Ve o tekrar geriye gidip ortalama eve dönüşün 17 yıl kadar sürdüğünü hesaplarsak bu bize 3 kayıp jenerasyon üst üste böyle bir maliyet yaratabilir ve elimizde ekonomik katma değer anlamında bile, sosyal refah anlamında bile bize bu kadar büyük bir katkı yapabilecek bir evet. azınlık varken tam tersi büyük bir toplumsal problemle karşı karşıya kalır. Aslında gerçekten hepsi bu bir istihdam, bu kadar işsizliğin olduğu bir dönemde bir istihdam gücüne dönüşebilir. Bir de çok fazla Suriye, yani Arap ülkelerinden turist geliyor. Örneğin turizm alanında belki istihdam edilmeleri. Yine hizmet sektörü ve hastaneler, sağlık turizminde önemli olabilir. Şimdi burada yalnız bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani etrafımızda da çok görüyoruz. Türkiye biliyorsunuz Körfez ülkelerinden çok fazla sayıda turist alıyor. Avrupalıların bu sıralar pek rağbet etmediği, özellikle İstanbul'da ve ben çok etrafımdan da duyuyorum. İşte Körfez ülkesinden gelenler daha farklı giyinebiliyorlar, daha farklı yaşam ve davranış biçimleri var. Taksi şoförleri çok şikayet ediyor, oteller çok şikayet ediyorlar. Ve onların, yani bu paralı Arap, Körfez Arabı turistleriyle Suriyeliler birbirine karıştırılıyor. Genel olarak bu şikayet edilen Araplar aslında Suriyeliler değil, değil mi? Bilmiyorum, sizin de bulgularınız bu yönde mi? Yani biz Suriyeli dediğimizde tam halk ne dediğini biliyor mu? Yoksa o yere çöpünü atan işte ne bileyim taksilerden çok şikayet geliyor özellikle. İşte temizlik kurallarına uymadıkları yönde. Birbirine ayırmak lazım galiba. Biraz da burada da iş karışıyor. Evet, çok güzel bir soru Şirin Hanım. Çok teşekkür ederim. Entegrasyondan bahsettik. Entegrasyon çok çelişkili bir kavram aslında. Çünkü bir birey ya da topluluk toplumun geri kalanında entegre olabildiğinde zaten görünmez hale geliyor. Örneğin biz sokakta yürürken yanımızdan beyaz yakalı kurumsal hayatta çalışan bir Suriyeli geçtiğinde onun Suriyeli olduğunu bile fark etmiyoruz. Fakat kafamızdaki olumsuz algıya oturan, örneğin sokakta dilencilik yapan bir Suriyeli olduğunda evet işte her yeri Suriyeliler bastı ve zaten hepsi dilenci olarak hemen kafamızdaki o olumsuz algının sağlamasını yapıyoruz aslında. Bu anlamda çok fazla güzel örnek olduğunu ve bu az önce bahsettiğim çelişkiden ötürü göz önünde olmadıklarını söylemek istiyorum. İzin verirseniz bir de küçük anekdot vereyim. Kısa süre önce Adapazarı'nda
ortaklaşa proje yürüttüğümüz bir okulu ziyaret ettik. Okul müdürümüzle kendisinin odasında sohbet ederken kendisi bazı rakamlar verdi dedi. İşte şu kadar öğrencimiz var ve bunlardan 70'i Suriyeli. Birazdan çıkacağız ve okulumuzu göreceğiz ve siz bunlardan hiçbirini göremeyeceksiniz. Çünkü biz o öğrencilerimizi o kadar güzel entegre ettik. Onların diğer öğrencilerden ayrışmasına hiçbir şekilde göz yummadık. Şu an siz okulun koridorlarında yürürken Suriyeli öğrencilerimizi tespit edemeyeceksiniz. İşte bu yüzden biz problemi çözdüğümüzde onu artık göremez hale geliyoruz. Çünkü hepimizin gönlünü acıtan bir şey oldu. Bayramda biliyorsunuz plajlara Suriyelilerin girmesi yasaklandı. Yani ben birkaç yine kadın meslektaşım, gazeteci gerçekten hani bu işin bir insanlık suçu olduğunu yazdığımızda mesela şöyle tepkiler gelebildi izleyicilerden. İşte onlar size tecavüz etsinler de görelim bakalım. İşte geliyorlar plajlara, hangimiz onlarla... Aslında Suriyeli problemimiz yok bizim. Bu zihniyetteki özellikle de kusura bakmayın ama erkekler problemimiz var. Bu doğru mudur? Yani biraz önce siz suç oranlarına yönelmiyorlar dediniz ama yani bu insanlardaki bu algıyı nasıl kıracağız bir ve bu plaj meselesinde örneğin siz nasıl bir tepki verirdiniz? Ne yapılması gerekiyordu? Ya o kaynadı gitti o arada. Tabii ki hiçbir mesele siyah beyaz değil ve siyah beyaz çözümlerle hiçbirini çözemeyiz. Örneğin bir plajı tamamen belli bir etnik grubun girişine yasaklamak hiçbir zaman hukuki ve ahlaki bir çözüm olamaz. Bununla birlikte asıl problemimizin bahsettiğiniz gibi olgulardan ziyade olguların yanlış bilinmesi olduğunu düşünüyorum. Biz zaten dernek olarak, Hayata Destek Derneği olarak mümkün olduğu kadar bilgi odaklı savunuculuk yapmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışlara odaklanmaya çalışıyoruz ve bu 20 Haziran'da da aslında biraz kampanyalarımızı bu doğrultuda planladık ve medyanın, kamunun, diğer STK'ların da aynı şekilde, aynı düzlemde hareket ettiğini görüyoruz. Dezenformasyonla, yanlış bilgiyle savaşmak önemlisi ve sadece vatandaş ne yapabilir noktasında şu noktayı çok vurgulamak istiyorum. Eğer olumsuz algılarınız varsa lütfen doğru bilgiye ulaşın. Yanlış bilgiler üzerinden algılarınızı şekillendirmeyin. Tabii ki bizim işimiz onların beynini yıkamak değil. Lütfen bilgiye ulaşsınlar. Teyit.org gibi, doğrulukpayı.org gibi bilgiyi teyit eden ya da çürüten çok güzel mecralar var. Bilgi çağında yaşıyoruz. Lütfen dezenformasyona kurban gitmeyelim. Evet, gerçekten öyle ve sizin de yani Hayata Destek gibi pek çok sivil toplum örgütü de bunun için çalışıyor. Devletin biraz daha siyasi güdülerden arınıp daha farklı insani boyutuyla yardımları götürmesi gerekiyor. Ama hakkını yemeyelim. Türkiye hem yönetenleriyle hem de halkıyla çok önemli bir şey başardı. Bugün Birleşmiş Milletler'in de rapor açıklandı. 70.8 milyon insan yerinden edilmiş durumda ve mülteci konumunda. Bu çok büyük bir rakam. 2 milyardan fazla kişinin temiz suya ulaşımı yok. Mahrum. Ve büyük insanlık krizleri yaşanıyor. Büyük mülteci sorunları yaşanıyor. Böyle bir dünyada da biz hala adalet, ekonomik gelişme, vay popülizm niye yükseldi bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla zannediyorum hani bir cümlede bunun altını çizelim. Bir insanlık ayıbıdır aslında dünya genelinde herhalde, değil mi? Kesinlikle ve bu rakamın, az önce verdiğiniz 70.8 milyon rakamının belki de en çarpıcı boyutu, daha henüz 2 sene önce Birleşmiş Milletler bu verileri 2 sene önce güncellemişti ve o rakam henüz 68 milyon seviyesindeydi. Yani 2 senede bu rakamın 2 milyon kadar arttığına şahit olduk. Bu da şu demek, her gün 37 bin kişi daha evini terk etmek zorunda kaldı. Ve maalesef gelecekte bunu daha da fazla görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü henüz konuşmadığımız bir konu, örneğin iklim mültecileri. Aşırı iklim olaylarından, sellerden, kuraklıklardan ötürü birçok insan evini terk etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla göç konusunu zaten hayatın bir gerçeği. İnsanlık tarihinde kalkınmaya, kültürel etkileşime vesile olmuş bir şey olarak zaten kabullenmemiz lazım. Fakat zorunlu göçün, yani olumsuz bir kavram olan zorunlu göçün de maalesef hayatımıza gitgide daha fazla gireceğini ve bu yüzden buna göre hareket etmemiz, çoğulculuğu benimsememiz gerektiğini vurgulamak isterim. Çok teşekkür ediyorum Fatih Kıyman. Bu mesele çok önemli. Dediğiniz gibi mülteci sorunu bütün dünya genelinde, küresel ısınma çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi Hindistan, Chennai en büyük şehirlerinden bir tanesi ve kuraklıkla şu anda boğuşuyor. Bir taraftan da işte buzullar erimeye başladı. Hayvanların göçü başlayacak, sadece insanların değil. Dolayısıyla böyle bir dünyadayız. Unutmamak gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim.